diş eti hastalığına nedir sebepler? Burada düzensiz dolgular bile diş eti hastalığı sebebidir. Evet, kaplamalar... Kötü yapılmış dolgu. Evet, düzensiz dolgu. Düzensiz dolgunun yan taraftaki dişte olan bütünlüğünü kaybettiğimiz zaman diş ipinin giremediği, girip de zorlandığı, hatta yiyecek artık kaçışının fazla olduğu durumlar da diş eti hastalığı sebebidir. Çapraşık dişler, herkeste belki olabilir bazı kişilerde. Bunlar da ölü alanların birikmesi, yiyecek artıkların birikmesi anlamında yine bir diş eti hastalığı sebebidir. Belki şaşıracaksınız, tek taraflı çiğneme. Normalde çift taraflı çiğneme yapıyoruz. Bütün dişlerin kesme, koparma, öğütmeyi maksimum şekilde verim aldığı, öğütme işlemini gerçekleştirdiği bir ağızdan bahsettiğimiz zaman tek taraflı çiğneme, yani diğer tarafın dişsiz olduğu, dişli alanda çiğneme yapılan bölgenin işleyen demirin ışıldadığı, işlemeyen demir, yani dişsiz olan tarafında paslandığı gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla diş etleri de hastalanma durumuna geçiyor. Bir de diş eti hastalığının gizli olan, derin, gizli ve proaktif olan bir diş eti hastalığı var ki bu da çok fazla belirti vermeyip diş etinin kanlanmasını bozuyor, sallanmasına sebep oluyor. Dişler sapasağlam, çürüksüz. Ancak diş etinin altındaki o bakterilerden kaynaklı olan durumlardan kaynaklı diş eti dişin etrafındaki kemiği eritiyor, çene kemiğini eritiyor, dişin sallanmasına sahip oluyor ve bir süre sonra da yavaş yavaş sallanması artarak dişin kaybına kadar ve çene kemik erimesine kadar da geçebiliyor açıkçası. Peki bir kalan...